hem işte daha önceki çalışmalarımızdan, bir takım uygulamalarımızdan filan verdiğim bir bakış açısını aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tarihi çevrede yapı, hele sizin uğraştığınız yapının tabii pek çok başka anlamı da var. Kendi tarihi de var. O anlamda bu sunuşu mekanları yeniden yazmak başlığıyla açalım istedim. Burada değineceğimiz konular tarihi dokulara müdahale, burada yapacağımız koruma değerleri ve dönüşüm dinamikleri. Bunlara ek olarak da kimlik ve bellek sorusu, yani hafıza ve kimlik meselesi de bir o kadar anlamlı sizin projeniz için diye düşünüyorum. Bu yeniden yazmak meselesi bir önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında yaptığımız her işte, özellikle de böyle tarihi dokularda yaptığımız iş bir tür palimpsest. Yani yazılı metinlerin üstüne bir daha yazmak. Çünkü hiçbir şey aslında sıfırdan var olan şeyler değil. Sürekli bir palimpsest üretiyorsunuz. Yazdığınız şeylerin üst üste yazıyorsunuz. Bunlar işte o Archimedes'in palimpsesti denen metindi. Oradan yakın alıntıları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi pek çok şey üst üste bir daha binerek aslında günümüze varıyor. Ve bu birikmişlik aslında şeyi yapıyor. Değeri oluşturuyor. Dolayısıyla yeniden yazma eylemi üzerinden değişim ve dönüşüm meselesine bakacağız. Kuşkusuz ki zaman ilerleyen bir şey. Bu zaman içerisinde de değişimin kaçınılmazlığı aşikar. Bir tek bu değişimin nasıl izler bıraktığıyla belki bizler kendi alanımız gereği ilgileniyoruz. Yani bu yüzlerde bırakılan izler zamanın izleridir. Ve kaçırmamamız gereken bir nokta galiba hayatın dönüşümden ibaret oldu. Dolayısıyla bunların dönüşmesinin doğal olduğunu konuşacağız ama hangi koşullarla dönüşüyor bakacağız ve burada en önemli kavramlardan bir tanesinin de birikim olduğu üzerine duracağız. Bu birikim çoğumuzun anladığı bir tür maddi birikim. Yani kimi işte pul koleksiyonu, pul biriktirir, peçete biriktirir. Hepimiz yaptık bunları. Kimi işte bozuk para biriktirir. Kimileri bunları kutulara koyar falan. Bir tür, herkes bir tür birikim derdinde yani. Fakat bu birikim çevremizde böyle tezahür ediyor. Yani sizin yaşam alanlarınız olarak tezahür ediyor. Dolayısıyla biz buraya bakıyoruz ve burada da gördüğümüz şey, yani bu tabii biraz İngilizce şeyi var ama sonuçta şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Yani bu geçen zamanla birlikte dönüşen ve biriken şeyler aslında bizim işte bilgi ve wisdom. Nedir wisdom? Evet. Bilgelik ve erdem aslında. Evet. Yani bunların timsali bir şey haline gelmesi o tasarladığınız ürün ya da uğraştığınız nesnenin. Değil mi? Yani hepimiz bu Sean Connery'e böyle bir şeyle bakıyoruz. Değil mi? Hayranlıkla. Yani bu jenerasyon bilmez ama o oradaki şey adamın o bilgeliği. Yani o birikmişlik. Şimdi bu birikmişliğin içerisinde ve dönüşüm mekanizmalarının içerisinde mimarın rolü değişik dönüşüm biçimleri arasında gidip gelmek. Onlar arasında bir ara buluculuk yapmak. Yani olumlu dönüşümler var, olumsuz dönüşümler, doğal, yapay pek çok dönüşümün arasında bir rol oynuyor mimar. Siz de öyle. İçinde bulunduğunuz binada. Şimdi bu birikme mekanizmalarına baktığımızda gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi belli bir bağlamın içinde birikiyor. Biriktirdiğiniz şey. Katmanlaşıyor. Dolayısıyla yani belli bir şey var. Onun üstüne biniyor. Ve yüzeyde bu katmanlaşma meselesini hissettiğiniz bir patinadan ibaret olmaya başlıyor. Bunun mimari karşılıkları
sürekli karşılaştığımız şeyler. Yani bu işte Giancarlo De Carlo'nun Urbino projesi, bu Chumi'nin Atina projesi. Yani bu patinayı zaten her yerde görüyoruz. Dolayısıyla şey, birikim mekanizmaları bunlar. Bunu anlamak galiba bizim için çok önemli. Bağlam dediğimiz şey belki ilk anlamamız gereken mesele. Yani sizin şu yapıyla ilgileniyor oluşunuz, böyle bir şeyin içerisinde var oluşunuzu fark etmenizle çok alakalı. Dolayısıyla yaptığınız her yapıda sadece, hele iç mimari meselesine baktığınızda, yani kapının dışına bile bakmayan bir iç mimar profilinin bu okulda pek benimsenmediğini artık biliyorsunuz. Yani okulun felsefesi böyle bir şey değil ama zaten dünya böyle bir şey olmadığı için de okul böyle bakıyor meseleye. O yüzden önce bağlamınızı anlamanız lazım ve bu bağlamın içinde dahil olmaya dair, içine dahil olmaya dair de bazı dertlerimiz olmalı. Yani yaptığımız şey bir yeni bir canlı üretmek aslında. Yani o organizmadan yeni bir canlı üretiyorsunuz. Ama o bağlamı iyi anladığınız zaman ancak bunu üretebilirsiniz. Yani onun kodlarını çözdüğünüz zaman. Pek çok bağlam içinde var olma biçimi ola gelmiş durumda. Yani bir dönem bu ya ben tarihi yansıtıyorum şeklindeki sonunda bu iğrenç şey cephelerine dönüşen bir yaklaşım bir dönem modaydı. Burada işte Foster'ın çok daha farklı bir bağlam algılama biçimi var. Yani bu Nam'daki Nim kentindeki kütüphane binasının karşısına önerdiği binada pek çok alternatif arasından buraya gelişlerinin arkasında da geometrik bir referanslama sistemiyle bağlama bazı göndermeler yapıyor. Bu Immelblau'nun işte 90'larda Paris'te yaptığı bir ofis binası. Bu da bir tür bağlam içinde yer alma biçimi. Veya işte Lipskind'in yaklaşımları. Bunların pek çoğu çok bir şey. Bunların pek çoğu bağlama bir tür cevap veriyor. Yani onunla bir diyaloğa geçiyor. Bu diyalog biçimlerini biraz sonra tartışmaya çalışacağım. Şimdi bu değişim, dönüşüm, zaman, izler, bu bağlamda bakıldığında hakikaten dönüşümün kaçınılmazlığı ve doğanın kendisinde var olduğunu kabul edebiliriz. Fakat bu dönüşümün, bugün işte hele kentsel dönüşüm adı altında çok vahşi bir biçimde süre geldiğini görüyoruz ve bunun doğal bir süreç mi yoksa işte pek de doğal olmayan, bazıları için iyi, bazıları için kötü dönüşümler olduğunu anlayarak belki bu meseleye bakmak lazım. O zaman getirdiğiniz şeyin bağlamla ilişkisi zaten bunun göstergesi olmaya başlıyor. Evet, yani burnunuzun dibinde yükselen bu şey nasıl bir bağlamla ilişki biçimidir? O zaman sorgulamaya başlıyoruz veya işte binbir kıyametle yerine dikilen pek çok şeyi yıkarak ortaya gelen bu demir örenin nasıl bir bağlam içerisinde ne tuhaf bir şekilde yer aldığı o zaman açıklık kazanıyor. Yani hiçbir dönemde, tarihin hiçbir döneminde görülmemiş orantı ve biçimlerle etrafıyla ilişki kurmaya çalışan bir ucubeden söz edebiliriz. Veya işte yakın zamanda yaşadığımız Gezi Parkı ve buraya yapılmaya çalışılan müdahale vaktiyle yer almış, kaybolmuş, başka işlevler görmüş ve yok olalı bile epey zaman geçerek kentliğinin hafızasından silinmiş bir yapının tekrar buraya konuş biçimi ve onu taklit edercesine bir başka ucube yaratarak buraya konuş biçimi aslında tabii bir başka bağlamla
sorunlu ilişkiyi ortaya koyuyor. Şimdi burada evet gelişme ve güncelleme yani kendini update etmesi bir yapının, bir fiziki ortamın kaçınılmaz. Ve burada konuştuğumuz şey aslında bir tür eklemlenme. İlla yani yanına konacak anlamında değil ama bir eklemlenme meselesinden bahsediyoruz. Bu demin de dediğim gibi bir tür doğurganlık içeriyor. Bu doğurganlık yapı ölçeklerine geldiğinde işte özgünlük, orijinalite, ek, bunların ayrışması, ilişkilendirilmesi gibi pek çok tasarımsal ve koruma kriterlerine tabi oluyor. Şimdi bu ekin nasıl yapılacağına dair pek çok doğrular, yanlışlar, daha doğrular, çeşitli rehberlerde, guideline'larda ortaya konmuş durumda. Yani burada işte iyisi kötüsü şey yapılıyor ama yani bunlar nihai şeyler, ezberlenecek kurallar da değil. Burada yargılanması gereken bağlamla ilişki. Yani işte oraya konursa iyidir, buraya konursa kötüdür falan gibi. Şu büyüklükte olursa iyidir, bu büyüklükte kötüdür. Bunlar böyle motomot şey yapılacak, 2 artı 2 eşittir 4 formüller olmayabilir. Ama bir şeyle, ortak zeka ile karar verilebilecek konular aslında. Ama en önemlisi bağlamla ilişkiniz. Yani bu ekin nasıl olması gerektiğine dair pek çok standart yapılmıştır, yapılabilir. Ama bu biraz daha tasarımcının duyarlılığıyla ilgili. Şunu unutmamalı ki ek aslında kaçınılmaz bir şey. Ve doğal da bir şey. Yani bugün gördüğümüz St. Paul Kilisesi'nin katedralinin geçmişine baktığınızda pek çok dönemin farklı eklerine işte gotik, neoklasik pek çok ekin üst üste gelerek bunu oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eklemlenmenin nasıl olacağını galiba tartışmamız lazım. Yani eskiyle yeninin bir araya gelirken nasıl bir eklemlenme anı yaşayacaklarını duyarlı bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Duyarlı derken yani işte bizim etrafımızda göre geldiğimiz bunlar. Değil mi? Bunu yapıyoruz. Üstüne bir ek yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Hani bir ek daha gelir diye şeylerini bırakıyoruz falan. Böyle bir yaklaşım biçimi de var. Değil mi? Evet. Bunlar geçeriz zaten. Buyurun. Sağda gördüğünüzde tabii çok gündelik hayatta rastladığımız şeyler. Evet, bizim doğal eklemlenme biçimimiz. Ama çatının üstünde kalmayan çok güzel olmuş. Evet. Galiba burada olmanın sebebi daha duyarlı olabilmek. Yani yoksa bunları insanlar yapa geliyorlar. Daha iyilerinde yapa geliyorlar. Daha kötülerinde. Ama sizlerin burada olma sebebi bu duyarlılığı daha akademik bilgiye dayalı bir şekilde geliştirmek. Bu da yani tescilli bir yapanın üstü Ziraat Mahallesi. Bu eskilerden bir dönem mahallesi. Resmen adam bankanın üstüne gecekondu yapmış. Yani İzmir kıyıları. Tüm bunlar aslında bizim eklemlenme biçimlerimiz. Ama burada dert sadece kendinden ibaret olduğu yanılgısına düşmek. Mimarın yapabileceği en büyük hata sanıyorum bu. Yani buraya baktığınızda evet bunu görürsünüz. Ama şuna bakan, azıcık bakan biri şunu yaparken ya ne yaptım ben der ya. Galiba bu duyarlılığı elde etmeye çalışıyoruz bu stüdyolarda. Değil mi? Yani bunlar eski haberler tabii. Şimdi yani bunu aldığım zaman yeni şeyi bulamadım. Şimdi Kapadokya'nın resmen betonarme binalar yapılıyor artık. Evet. Yani ben şundan dertliydim bu şeyleri hazırladığımda. Artık aldı gidiyor işte. Orada bir başka örneğini görüyorsunuz filan. Şimdi o zaman ek ve eklemlenmenin değerleri nelerdir diye bakmaya başlıyoruz. Buradakini önceliklerine değer verme, ona öncelik verme gibi algılanabilir. Bir diğer şey galiba mesafe. Mesafeden kastım yani işte kilometrelerce uzak olmak değil. Yani nasıl bir
dokunuş sergiliyorsunuz eskiyle yeni arasında. Nasıl bir es verme durumu? Nasıl duruyorsunuz? Bunlar galiba önemli. Bu Norman Foster'ın mesela Londra'da Royal Academy binasının çatısında iki burası çatı. Yani altında koskoca bir bina var. Bakın şu seviyeden bahsediyoruz. Altında bina var. Şuradaki bir kütle ile buradaki kütle arasındaki boşluğu değerlendirmek üzere yaptığı bir proje. 90'larda. Buradaki o boşluğa işte bir asansörle çıkılan bir üst galeri ve onun üstünün cam mekanla örtüldüğü bir şeyi görüyorsunuz. Şimdi bakın bu yeni eklenen zeminin öbür binaya dokunuşu ki bir sonraki slide sanıyorum onu daha iyi açıklayacak. Bu sefer alttan görüyorsunuz. Bu mesafeden bahsediyorum. Ve dolayısıyla bu mekanın buna dönüşürken aslında böyle bir mesafe vermesi. Bir diğer konu işte duyarlılık ve o birleşme anının gerilimi. Yine yani rüzgar gibi geçti ben sanıyorum bu değil mi? Yani o hassas anla şu an arasında çok benzerlikler var. Bir başka açı. Dolayısıyla bizim değerlerimizin başında galiba saygı geliyor. Bu saygı kendini arka plana çekmek, sakin kalmak, kendini göstermemekle açıklanabilir. Giorgio Grassi'nin yine St. Paul civarında önerdiği projelerde ki homojen dil, malzemeye ve onun dokusuna verilen ağırlık. Buralarda gördüğünüz gibi yani eski yapıların yanına koyduğunuz şeylerde olabildiğince dingin bir dil kullanabilme ön plana çıkıyor. Yani burada birazcık işte şapkanızı onun önünde çıkarabilme, ona biraz eğilebilme becerisi. Carlos Scarpa'nın Castelvecchio Müzesi'nin yaptığı müdahalede iç katmana yerleştirdiği yeni dokunuyu biraz geride tutması. Onun önünde birazcık eğilebilmesi. Yani baktığınızda bayağı sağlam bir müdahale ama çok geride durmayı başarabilmiş bir şey. Sorunlu bir değer uyum. Burada taklit demediğime dikkati çekmek istiyorum. Taklit yapılabilecek en kötü şey. Uyum. Şunu sormak istiyorum. Bir önceki resimde aslında ben burada şimdi varım ama kalkıp da gidebilirim havası da var. Tabii, zaten galiba saygının kökeninde yatan şey yok. Bence çok önemli söylediğiniz. Hakikaten evet bugün varım, yarın yokumun şeyi bu. Yani dünyada var olma haliyle ilgili bir durum zaten. Kendini biraz daha az önemsemek sanıyorum. Onun için çok doğru. Bu uyum meselesi de evet yani tarihin gördüğü en uyumlu arkadaşla karşı karşıyayız. Milyarlarca yıldır burada kendisi. Yani bunun bir sebebi olsa gerek. Saygıyla uyum sağlıyor. Tamam mı? Kimseye zarar vermiyor. Sadece hayatını sürdürüyor ve uyum sağlıyor. Evet. Venturi'nin Trafalgar Meydanı'nda müzeye yaptığı ek. Tabi burada başka unsurlar da var. Bir takım ironik değerler falan filan da var. Yine Giancarlo De Carlo'nun Urbino'daki şeyi, müdahalesi. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam bir müdahale bu. Ama başka açılardan baktığımızda kent dokusunun içine o kadar iyi gizlenmiş ki yani bu kodlarda yürürken asla buradaki müdahaleyi anlamadığınız ama içinde yepyeni bir dünyanın oluştuğu bir şeyden bahsediyoruz. Öykünme de olabilir bu değerler arasında ama hala taklitten farkını vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu Soğuk Çeşme Sokağı değil mi? Bir dönemin aslında gururla şey yaptığı, kendini
ifade ettiği sanki mirası kurtarmış ama bir skandal yani bu bir betonarme bina ama ahşap taklidi yapıyor. Ama biz bunlara minnettarız. Şimdi tabii hala sürmekte olan Ankara kapıları. Yani bunun için çelik konstrüksiyon. Ama Selçuklu taş taklidi yapacak yakın zamanda. Şimdi bunlar tabii öykünmenin ilkel yolları. Burada tabii Buchanan'ın filan başka, evet bu da Buchanan'ın. İngiltere'deki çok daha rafine öykünme biçimlerini görüyoruz. Yani biz onların yeni olduğunu anlıyoruz ama bundan bir ilişki kurmaya çalıştıklarını çok daha böyle derinlerde bir yerde hissetmeye başlıyoruz. İşte Foster'ın dediğimiz ilişki biçimleri, burada proporsiyonlarla ilgili bir takım öykünmeler ama asla taklit olmayan müdahale biçimleri. Adını unuttum şimdi adamın. Neyse. Burada da şu yapıya ek için bakın taklit etmeye çalışan ilk alternatiflerden sonra gelişen başka alternatifler ve en son inşa edilen işte bu da 20. yüzyılın ilk çeyreğinin ürünleri. Dikkat edecek olursanız yani buradan başka referanslarla öykünüyor. Şey, daha derin, daha matematiksel, daha geometrik bir şey. Jean Nouvel'in kötü bir şey seçmişiz ama Jean Nouvel'in Arap Enstitüsü'nün dış cephesi. Bu bir takım sensörlerle, objektifler aracılığıyla ışığın filtrasyonunu kontrol ettiği teknolojik bir cephe ama Arap Yarımadası'nın Maşrabiye prensibinden yola çıkmış, oraya öykünen ama tamamen günümüzün koşullarıyla öykünen bir yapı. Sterling'in Londra'daki yapısı. Yani öyküneceksek herhalde böyle öykünmeliyiz. Monet'in bir şeyi, hani kent dokusu içerisinde dolu boşlara, malzeme dokularına verdiği referansla onun oraya ait olduğunu hissediyoruz ama bu dönemde yapılmadığını da hissediyoruz. Bu rafinasyona ulaşmak galiba derdimiz. Bir diğer başka değer de çatışmadır. Yani bu saygı kuralları çerçevesinde çatışmak da, yani nesiller arası çatışma, bu insanları şeye götüren, ileriye götüren bir şeydir. Doğru çatıştığınız zaman çatışma da bir değerdir. Evet, bunlar da çok bilinçli Himmelblau örnekleri bunlar. Himmelblau'nun mevcut dokuyla çatışma örnekleri. Bu Foster mıydı, Rogers'ın mıydı? Foster'ın Görkin binası. Londra dokusuyla gayet çatışan bir şey. Yine Libeskind. Interdomenic galiba bu. Foster'ın o binası ile ilgili belki şöyle bir şey de söylemek gerekir. O bina yapıldığında tabii çok sarsıcı oldu Londra için. Evet. Bunun tekrarları asıl endişe verdiği için sarsıcı oldu. Orada bir tane böyle bir şeyin olması gerçekten de o alana ilişkin bir şeyi gösterebilir. Ama bunlardan birçok tane yaptığımız zaman asıl sorun da başlıyor. Ki dünyanın her yerinde de işte İspanya'da Torre binası falan böyle şey yayıldı onlar. Hakikaten de haklı endişeler. Bu gelişme ve güncelleme meselesinde ben şimdi birkaç açıdan bakmak istiyorum. Yaptığımız iş bir aşı, bir melez işi olabilir mi? Bir aşılama işi. Bu aşı meselesini biliyorsunuz. Yani farklı organizmaları birbirine aşıladığınızda yeni bir ürün, yeni bir melez elde etmek mümkün. Acaba yaptığımız müdahaleler birer aşı gibi değerlendirilebilir mi? İşte Peter, bu tabii nasıl bir aşıdır? İşte bunları konuşmamız lazım. Peter Cook'un Graz'daki müdahalesi nasıl bir aşıdır? Nelere yol açacaktır ya da neye tedavidir? İşte evet. Yani baktığınız zaman hele insan ölçeğinden algılanma biçiminin nasıl bir aşı olduğunu konuşmak lazım. Şimdi bu aşıyla birlikte neydi bu şeyin adı? Centaur mu deniyor buna? Centaur galiba. Evet.
Senta. Bu mitolojide bir karakter yani şey başlı at, insan başlı at, başka versiyonları da var. Dolayısıyla bu tür yapıların galiba böyle bir şeyi de var. Yani insanoğlunda demek ki böyle bir hibrit meselesi geçmişten beri var. Bu hibride saygı da duyuyoruz biz aslında bir şekilde. Burada da Herzog ve Muro'nun hala inşaatı devam eden ve bu liman binalarının dönüştürülmesi kapsamında müdahale ettiği bir yapıyı görüyoruz. Yine bakın eski yapının üzerine yine Herzog ve Muro ofisinin bir müdahalesi. Evet. Yani hep böyle bir ikili bir melez yapı gördüğümüze de dikkat etmek lazım. Yine bir Himmelblau tasarımı. Şimdi bunlar hep müdahale biçimleri. Yani iyidir, kötüdür, heyecan vericidir. Onlar ayrı. Yani o değerlendirmeleri hepimiz ayrı yapalım. Ama bir hibritlenme durumu, bir sentor durumunun hep var olduğunu görüyoruz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu da Almanya'dan bir örnek. Malum Atina'daki Akropol Müzesi, Çumi'nin binası, Akropol Tepesi'nin altında bu kentsel kalıntıların üzerine, antik kalıntıların üzerine inşa edilmiş bir müze. Yine Köln'de Peter Zumthor'un Kolumba adlı şeyi, binası. Yine bir manastır kalıntısının üzerine yapılmış. Yine tabii gayet hassasiyetle yapılmış tabii ki. Bir müdahale. Onları göreceğiz. Pompidou Fransa'da, Paris'in göbeğinde işte 90'ların başında ilk oraya konduğunda hakikaten belki Sentor'dan daha çok insanları şaşırtmış ve korkutmuş bir binadır. Ama işte bugün kentin bir parçasıdır. Louvre. Ne ilişkin kültürel mirası oldu bir taraftan da. Evet, yani bu süreci de dikkatli değerlendirin. Yani her şeyin kaka olmadığını da şey yapalım. Ama işte nasıl bir derinlikle referans veriyor ki kabulleniyor bünye bunu? Onu konuşuyoruz zaten. Yani o aşıyı kabul edecek organizmadan bahsediyoruz. Yani bunun burada yer almasının sebebi belki işte 15. yüzyıldaki taştan şey önerisi. O gravürü galiba koymadım ama evet koymamışım. Yani bütün bunlar gördüğümüz gibi Lipskin'in çalışmaları birer müdahale ve birer aşı biçimi. Yani bir şey aşılıyor, sonra başka bir şey türetmek üzere. Bir başka bakış açım benim bu şeylere, müdahalelere. Acaba bunlar günümüzün çok doğal parçaları haline gelmiş olan implantlar, protezler değil mi? Böyle yaşayan pek çoğumuz varız. Acaba bu yapılar böyle de algılanabilir mi? Yani bunlar hayat kurtaran şeyler. Değil mi? Kalp nakli. Kalça implantları. Değil mi? Bu müdahaleler aslında veya doku müdahaleleri. Yani derinizin bir parçasını alıp başka bir yere koymak. Yani o kadar çok şeyi yaşayan insanlar var ki bunlar bu implantlar teknolojik veya organik. Bu implantlar hayat kalitesini düzelten şeyler haline gelmeye başlıyor. Acaba değil mi? Yani çoğumuz artık diş çektir, dolgu yap falan yavaş yavaş bunlara geçiliyor çünkü daha organik bir biçimde ilişki kuruyor falan. Bunlar hayatın bir parçası. O kadar bir parçası ki film dünyasına baktığınızda bu kahramanlar sürekli başrol. Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü ama bu tür kahramanları hep görüyoruz. Bir de böyle tabii hastalıklı durumlar var. Şimdi bunlar arasındaki bir ayrımı da konuşmamız lazım. Şimdi dolayısıyla baktığımız şeylerin bu tür kahramanlar olduğumu
Yani işimize yarayan protezler olduğu mu? Yoksa bir takım aksesuarlar olduğu mu konusunda herhalde bizlerin karar vermesi gerekiyor. Artık bilmiyorum. Değil mi? Yani yaptığınız müdahalelerin nasıl bir estetik şey barındırdığını, seviye barındırdığını, aksesuarlarla olsun, implantlarla olsun, protezlerle olsun, nasıl bir ek unsur barındırdığını ve öyle veya böyle nasıl görmemiz gerektiğine sizin aslında karar vermeniz gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yani bütün bu müdahale biçimleri böyle de algılanabilirler mi acaba diye bir soru benimkisi sadece. Belki sizin cevaplamanız gerekiyor. Bunlar işte son Prag seyahatinde gördüğüm şeyler. Yani şu binanın böyle sokağın arasında yürürken Prag gibi bu kadar korunduğu varsayılan bir şeyde o kadar da çok var ki bunlarda. Böyle ufak tefek ekler, o kadar güzel dokunuşlar ki yani birer aksesuar olarak değerlendirilme şansını ve oranını da barındırıyor galiba bünyesinde. Dolayısıyla yaptığımız şeyler aslında birer cerrahi müdahale. Yani kent dokusuna, tarihi dokuya birer cerrahi müdahale yapıyorsunuz. Ama bu müdahaleyi nasıl bitirdiğiniz önemli. Yani böyle bırakıyor muyuz? Ne yapıyoruz yani? Ya da işte bunlar eğer birer maske ise bu giydirdiğiniz şeyin değil mi? Bir ürküntü verici bir maske mi olduğunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Değil mi? Onun için herhalde başka maskelerle cevap buldular karşılığında ve bir yerde sonlandı. Evet. Burada gördüğümüz şeyler de değil mi? Belki bu tür maskeler. Yani güler miyiz, ağlar mıyız bilemeyeceğimiz maskeler. Şimdi burada en önemli unsurlardan bir tanesi de bence doku, dokunma meselesi. Yani sizin eklediğiniz şeyin dokunsal nitelikleri. Çünkü tarihi dokularda gördüğümüz, yani gerek yapı ve kent ölçeğinde bir dokudan bahsedelim, gerekse malzeme ölçeğinde bir dokudan bahsedelim, doku özellikleri var. Yani partiküller halinde oluşması ve onların bize bıraktığı izlenim önemli. Ve yapacağımız müdahalelerde yine Scarpa'dan bazı örnekler veriyorum. Dokuyu nasıl kullandığına dikkat etmenizi isterim. Şimdi doku, biraz önce de aşı meselesinde de konuştuğumuz gibi organik bir şey. Yani hepimizin bünyesi, derisi bu dokulardan ve hücre birlikteliklerinden ibaret. Bu birliktelikler bir takım ek maddelerle, yani yeni bir doku enjeksiyonu olduğunda bunların bir şekilde ilişkiye geçmesiyle aslında hayat buluyor. Biraz önce konuştuk. Ve bunların canlı varlıklar olduğunu aslında hep görüyoruz. Yani özellikle şu tür malzemelerde bunların canlı bir şekilde yaşadığını zamanla ve doğal koşullarla bir takım kimyasal reaksiyonlardan geçip yaşamaya devam ettiklerini görüyoruz. Burada oluşan şey kimyasal bir reaksiyon. Onun dışa vurumu, işte patina dediğimiz şey. Dolayısıyla bunu algılayıp bununla ilişkilenmek galiba önemli. Yani bu işte kayrak taşından çatının yosunları tutuşuyla Scarpa'nın Castelvecchio Müzesi'ndeki çatıyı katmanlaştırışı arasında böyle bir bağ var. Yani dokuları anlama üzerine. Dolayısıyla bizim malzemeleri de bir araya getirirken bu kimyasının da bilincinde olmamız gerekiyor. İşte yani bu akan pas diyelim, o canlılığın bir ürünü. Biraz önce konuştuğumuz pek çok örnekte aslında böyle bir materyal ilişkilendirme bağlantısı var. Yani organikle yapay arasında, eskiyle yeni arasında bu doku ilişkileri açısından ilişkiler olduğunu görmemiz lazım. Ve bunun arkasında bir kimyasal, bir organik yapı olduğunu görmemiz gerekiyor. O zaman işte sizin yeni ve eski arasındaki ilişkileri sadece biçimsel, geometrik, işte belki felsefi boyutuyla değil, materyal boyutuyla da ortaya koymanızı
bekliyor olacağız. İşte burada gördüğünüz bir takım kontrastlar aslında bu ilişkileri ortaya koyan şeyler. Yine bu Dönemekli bir binasıydı galiba. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanarak yıkılan bir binanın tamamlanması çalışması. Ama bazı orantılar sabit tutulmak kaydıyla işte dokular, bir takım çelik unsurların konulmasıyla o yıkılma anını hala bizlere hatırlatıyor. Yani o yarayı kapatmıyor. Yani estetik yapmıyor, botoks yapmıyor, makyaj yapmıyor. Ama dokularla bunu hissetmemizi sağlıyor. Belki bu noktada yine Taksim kışlasına dönüp oradaki rekonstrüksiyona niye biz hayır dedik, buradakini niye olumlayarak konuşuyoruz. Azıcık bir araya girmekte belki fayda vardır. Yani yıkılmış bir şeyin eskisinin olduğu gibi yapılması biçiminde bir tavır çok özel koşullar altında söz konusu. Hocanız ne dedi? İkinci Dünya Savaşı sonrası dedi. Geçmişe ilişkin hem onu hatırlatmak, öyle bir anımsama yapmak ama aynı zamanda bütün çevresini kaybetmiş o sosyal yapı için tutunulabilir bir nokta yaratmak, kimliklerine ilişkin, aidiyetlerine ilişkin. Rekonstrüksiyon gerçekten bu kadar özel koşullarda yapılması gereken bir şey olarak kabul ediliyor. Büyük depremler sonrası, büyük afetler sonrası, savaşlar sonrası fiziki çevresini kaybetmiş sosyal ki burada tamamı yok olmuş bir yapıdan söz etmiyoruz. İşte, yani evet. Kışla tamamen evet. Yok olmuş, üstünden işte 70 yıl geçmiş, kentli belleğinden tamamen silinmiş, işte bir yerlerden bir şey için çıkardığınız bir durum ki çok farklı. Gördüğümüz gibi daha önce de değindik. Yani bu doku ilişkileriyle aslında biz şeyi kuruyoruz. Eski yeni ilişkisini kuruyoruz. Her zaman kontrast olmayabilir bu. Bazen burada gördüğümüz gibi uyum da olabilir. Ama yani şimdi tabii o mesafeden algılanıyor mu bilmiyorum ama yani yeni parçalarla eskilerin çok rafine bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bakın yani eski ve yeni. Çok çok ince bir duyarlılık ve dokunuş. Yani burada da yine bu Castelvecchio tabii Castelvecchio ve Scarpa, Carlo Scarpa tabii bu müdahalenin böyle bir ilahı olarak 60'lardan itibaren şey yapılmış. Üst şeylere konmuş. Örnekler ve bir mimar. Onun şimdi tabii çok yapılıyor. Ama o hassasiyeti hep bir referans noktası olarak biz akademik dünyada tartışıp duruyoruz. Yani şimdi burada bu yaklaşma yaklaşmama anını konuşmuştuk. Aslında burası şeyin o yıkıntının son modülü. Yani bunlar böyle hücre hücre giden binalar. Planına bakacak olursak çok da vaktinizi tabii almak istemiyorum ama yani bakın şöyle şöyle odacıklardan oluşuyor. Son odacığı bu tarihi duvara, kale duvarına birleştiği yerde bir boşluk vermeye karar vermiş olması ve orayı işlemesi. Yani buranın duyarlılığı o ve o duyarlılıkta da dokuların oynadığı rol. Yani burada bakın o kadar çok doku var ki. Çelik, beton, taş, ahşap, bütün onların işte bakır yukarıda, kilemit. Yani onların böyle ilmek ilmek işlenmiş olması, başka açılardan şimdi o dokuları göreceksiniz. Oradaki malzeme çeşitliliğini göreceksiniz. Oradaki bu yoğun işlenmişlik o buluşma anını doku ölçeğine de taşıyor. Dikkat ederseniz. Yani iç mekana da yansıyan tabii şeyler var. Yani mevcut unsurlar, yeni unsurlar. Bunlar da hep tabii şeyin tasarımı. Carlo Scarpa'nın tasarımı. Kapı detayları, korkuluk detayları. Bunların yeni teknolojiyle ama eski tasarım ilkeleriyle yeniden birleştirilmesi. Yani anlıyoruz ki bunlar bugün yapılmış ama çok eski unsurları barındırıyor. Yani bu, buraya ulaşabilmek tabii ki büyük maharet, büyük ustalık. Ama işte herhalde buralara bakarak çalışmamız gerekiyor sizlere. Ve ben şunu da söylemek istiyorum ki bu duyarlılığınız inşa etmeden önce kağıt aşamasında hissedilir. Yani o kağıdın dokusu sizin taşlara nasıl dokunacağınızın bir göstergesidir. Dolayısıyla o çizimlerde o varsa vardır, yoksa da biraz zordur yani. Bunlar detayların eskizleri.
Kolumba, Peter Zumthor. Bu da bambaşka bir şey. Yine dokuların nasıl tamamlandığına bakıyorsunuz. Ve içeride yaratılan atmosfere bakıyorsunuz. Yani ben şunun ilişkisi çok anlamlı bence. Değil mi? O ışığın içeriye buralardan nasıl taşındığı ve işte malzeme ölçeğindeki o eski yeni geçiş. Yine Giancarlo De Carlo, yine doku ilişkileri, yine doku kontrastları, yine doku kontrastları. Yani günümüzde tabii çok uygulama var. Ama hepsinde belli hassasiyetlerin olduğunu görüyoruz. Doku zıtlıkları bu sefer. Şimdi bu da yine Prag'da. Ya bu da işte ne kadar Frank Gehry hiçe saymış falan filan diye konuştuğumuz bir şey. Ama gidip baktığınız zaman bu kulelerin aslında kentte sürekli tekrar eden kulelerin bir devamı olduğunu ve çok uzaktan bunu algılamakta o kadar zorlandınız. Ancak yanına gelince o işte Fred and Ginger dans eden bina olduğunu algılayışınızı gördüğünüzde yani hakkını da yememek lazım galiba diyesi geliyor insana. Yine Prag'ın başka yerlerinden bu eski yeni doku kontrastları. Yani bu da biraz daha tabii abartılmış durum ama kabalaşmaya başlamış. Biraz önce gösterdiğim bu müze binası. Yani çok böyle ufak noktalarında hassas dokunuşlarla bu eski yeni zıtlığı yaşatmaya çalışan ve onların belli anlamlar üstlendiği, ne bileyim işte buranın bir şeyi çerçevelediği falan böyle ilginç deneyimler edindiğimiz yerler haline geliyor. Biz de tabii yani çok kötü örnekler göster, iyi örnekler de var. Yani işte Esma Sultan Yasan biraz böyle bir adam gibi bir şeye benzeyen bir şey olabilmiş bir örnek. Hala tabii eleştireceğimiz çok yanı var ama biraz önce gördüğümüz kat eklentileriyle karşılaştırdığımızda daha rafine bir şey olduğunu söylemek mümkün. İçinde bulunduğumuz bina malum zaten önemli bir yapı bu anlamda. İçinde yapılmış müdahaleleriyle değil mi? Her gün yaşıyoruz. Onun için kıymetli bir yerde olduğumuzu bilelim. Kötü örneklerimiz de var. Ondan sonra başka tabii salt binaları ilginç son dönemde yapılan müdahaleler. Onlar da tuzağların dönüşümü bu anlamda önemli ve başarılı bir çalışma sayılabilir. Çalışlar Erginoğlu'nun iyi bir çalışma olduğunu ben düşünüyorum. Yani hocaların ne der biliyorum. Yine Borusan'ın müdahalesi. Bunu yapabiliriz, tartışabiliriz. Ama yani böyle şeyler oluyor. Belli duyarlılıklarla yapılmış örneklere rastlamaya başlıyoruz. Hala derecesini tartışabiliriz ama o içinden filizler bırakılmış şeyle fersah fersah farkları olduğunu da itiraf etmeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapacağımız şeyler hakikaten hassas müdahalelerdir ve organik müdahalelerdir. Şimdi son bir başlıkla da şunu söylemek istiyorum. İçinde bulunduğunuz, yani ele aldığınız daha doğrusu bina, önemli bir içeriği olan bina, önemli tarihi olan bina. Burada kimlik ve bellek meselesi çok önemli olmaya başlıyor sizler için. Şimdi buradan ben şuna taşımak istiyorum. Kimlik, ötekileştirme ile ilgili bir kavram. Yani benim kimliğim diğerlerinden farklı bir kimlik olduğu için kimlik. Yoksa hepimiz aynı olurdu. Belki de aynıyız. Bu da kimlikte bir sorun var. Çünkü kimlik ötekileştiren bir şey. Ha şimdi öteki meselesine nasıl bakılıyor? Şimdi herkes birbirini ötekileştiriyor. Değil mi? Çok öteki var. Bu öteki yani bir sürü şey icat etmiş insan hayal gücü. Uzaylı yaratıklar, zombiler,
işte başka tür organik yaratıklar, yaratık ya, öteki, ben değil. Bu kavram üzerinden bir tanımlamadan bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman yaratık istilası edebiyatın, film dünyasının falan böyle bir temel taşlarından bir tanesi. Malum yaratık filmini hepimiz seri seri izlemişizdir. Dolayısıyla bizim etrafımızdaki müdahalelere bakış biçimimizle tanıdık. Değil mi? Yani bana çok hatırlamak doğrusu. Şimdi nasıl bir ötekileştirme? Bu da işte içinden falan görüntüler. Yine Herzog de Moro'nun Tate moderne yaptığı, şu an inşa edilmek üzere ek, onun başka çalışmaları, alternatifleri falan filan. Yani bu yaratık durumu acaba bu kadar da ürkülesi bir şey mi? Yoksa çok da öteki meselesini bizim şu gün ele aldığımız gibi almamamız mı gerekiyor diye insan düşünmüyor değil. Bütün bunlara yaratık diye bakılabilir. Yani bu Bilbao Guggenheim füzesi biliyorsunuz. İlk geldiğinde, ilk yapıldığında yahu Bilbao'nun içine bu da yapılır mıydı gibi bir şey. Fakat şimdi gururla taşıyorlar. Bir Bilbao etkisi denen şey, o kasabanın ve bölgenin ekonomisini değiştirmiş durumda falan. Bu da artık bir kültürel varlık haline geldi neredeyse. Mesela bu noktada şunu söyleyebiliriz. Bizde de buna karşı argümanlar şöyle oluyor. Boğaz Köprüsü yapıldığı zaman tüm İstanbul halkı itiraz etti. Ama bak herkes kullanıyor. Şimdi ışıklandırdık obje olarak görüyoruz. Aynı mantıkla mesela biz metro köprüsünü değerlendiremeyiz. Bu gördüğümüz örnekler, gösterilen örnekler her biri bir sanat eseri. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, aykırı bulursunuz, yaratık bulursunuz ama hani bizdeki örneklerinde bu söylemi kullanamayız çok, biz. Evet, çok doğru. Çok doğru. Saftan. Evet, yani ben tabii buraya gideceğini düşünmeden bunu söylüyorum ama Yonca Özen'in müdahalesi çok anlamlı tabii. Boğaz Köprüsü dahil mi diyorsunuz hocam? Yani Boğaz Köprüsü'ne karşı geliştirilmiş argümanlar bugün başka yeni yapıların yapılmasında tartışılıyor. Boğaz Köprüsü için ayrı bir tartışma yapmalıyız belki ama metro köprüsü için aynı argümanı kullanamayız. Yani zamanla kendini haklı çıkartıyor gibi böyle yani kendini yani işte argüman o değil. Yani argüman o değil. Haklı çıkarma sebebi burada bunun bir sanat eseri olmuşu. Öbürünün ise olmayışı. Yani şöyle özetleyebiliriz işte. Evet. Yoksa değil mi? Yani bunlar da zaman içinde duruyorlarsa eğer birer Bilbao değeri kazanacak gibi bir durum söz konusu değil yani. Belki de bunlar alien. Belki de bunlar yaratık. Anlatabiliyor muyum? Belki bunlar yaratık. Evet. Yani bunlar hakikaten belli değerleri olduğu için kültürel miras kapsamına girebilecek şey, girmiş şeyler. Değil mi? Bunları konuştuk. Bu da öyle. Yani bu Peter Cook hakkında okursanız buradaki derinliği de görebiliriz. Ama burada oluşan şey, evet, bir tür bizim yaratık dediğimiz ama yaratık filminde de dikkat edecek olursanız, yani burada bir tür sevgi bağı da var aslında. Yani tamamen nefret edilen bir şey değil. Burada bir sevgi ilişkisi de vardı. Yani nefretle karışık bir şey ilişkisi. Dolayısıyla yani o boyutu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, yani bunlar da Columba'nın içinden görüntüler. Bir de şunu ben sana soru olarak da soracaktım aslında. Buradaki örneklere baktığımız zaman bizde karşılığını aradığımız noktada bir açgözlülük, bir fazla mekan kazanma, kat çıkma hırsı gibi kaygılarla yapılmamış. Murat Bey'in söylediği deminden beri farklı değer yargıları sayıyor bize. Bütün onların sonunda destile olmuş bir ürün çıkıyor karşımıza. Bütün bunları çok iyi anlamamız, iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Hiçbirinde bunların böyle bir kamudan bir yer çalalım kaygısı yok. Yani galiba en hayati nokta o. Onun için şey onu benimsiyor. Kent onu benimsiyor. Organizma o aşıyı bünyesine alıyor. Aksi takdirde atacak bünyeden. Yani bakalım bizler nasıl atacağız. Bir diğer öteki, zombi. Şimdi zombiler çok önemli. Bir konferansa gittiğimde zombiler üzerine çalışan bir tasarımcı akademisyen diyor ki bu bir
şey mücadelesidir. İç dış kamu mücadelesidir. Yani bu dokuların parçalanmış olması bizim onları ne kadar ötekileştirdiğimizin bir göstergesidir. Bu sınırla oynanarak aslında yeniden bizle ilişki kurulmaya çalışılmaktadır ve zombi literatürü diye bir şey varmış. Zombi literatürü aslında yani bunun ötekileştirilmesinin önüne geçen, dolayısıyla o sınırları zorlayan bir şey. Şimdi tabii pek çok yapıya yine böyle bakılabilir. Yani zombiyi şöyle de yorumlayabiliriz. Ben bunu kendi yazılarımda falan da kullanıyorum. Tarihi olmayan bir yapıyı yeniden inşa ettiğimiz zaman biz aslında kente zombiler katmış oluyoruz. Ölüleri diriltme çabası içinde oluyoruz. Ama böyle mi olmalı bu? O bir başka boyuttur. Yani burada söylemeye çalıştığım şey benim. Yani bu parçalanmışlık ve sınır ihlalleri üzerinden bir kazanım çabası. Şimdi evet, bütün bunlar aslında bu doku içerisinde bir tür zombi portlaması. Ama aslında bunların bir tür protez aşılaması olduğu da söylenebilir. Evet, tam da söyleyeceğim şey, bizi rahatsız eden dokuların bütünlüğünün bozulması. Yani biz bir bedeni, bir bünyeyi bütün olarak gördüğümüzde huzurluyuz. Ama değil mi? Yani yara görünce bir ay falan böyle garip mimikler. Niye o? Bütünlük bozuluyor. Orada bize bir şey oluyor. Yani bizden değil o artık. Yani bir uzaklaştı o bizden. Yani ben değilim, kendimden nefret ediyorum. O bütünlüğün bozulması durumuyla sınırların ve çeperlerin sorgulanması durumu aslında bir potansiyel. Şimdi bir dakika, yanlış bir şey geldi. Evet. Şimdi ben buradan bu kimlik öteki meselesinde nihai olarak şunu söylemek istiyorum. Ötekileştirmenin en babasını yapmış bir arkadaş ve sonuçları hepimizin bildiği, tarihin acı içerisinde hatırladığı durumlar. Şimdi buradaki deneyimler, ki işte slide'ın şeyini karıştırdım. Buradaki deneyimler, yani o bugün yok olmuş insanların, ötekilerin deneyimleri. Şimdi bu sınır bütünlüklerinin sorgulanmasına geleceğim. Bu katliamın pek çok anıtı, müzesi pek çok yerde var. Yani bu işte Köln'de miydi? Stuttgart. Münih'te, pardon. Münih'te bir Yahudi müzesi. Bu katliamla baş etmeye çalışan Almanya'nın bir başka kenti Berlin. Berlin'de Nibeskind'in Yahudi müzesi. Şimdi burada bir takım sınır ihlalleri, bu ötekileştirmeye karşı bir cevap bulma çabası görüyoruz. Şimdi burada tabii kırık bir form, işte cepheye de kırık kırık yırtıklar falandan ibaret bir şey değil bu. Yani bunun planından iç mekanına kadar aslında, işte bakın burada belli yönler var. Yani onların kaçış rotalarının, haritalarının falan çakıştırılmasından elde edilmiş bir şeydir aslında bu. İşte sürgün bahçesi bilmem ne. Yani bu akslar o katliamdan kaçanların tarihinin bir betimlemesidir aslında. Dolayısıyla bu sadece böyle bir takım cephe süslemeleriyle halledilecek bir mesele değil, mekansal bir meseledir de. Deneyimsel bir şeydir. Yani buradaki çizgiler, onların çakışmaları ve onların strüktürel yansımalarıyla insanların bunun içinde ne yaşadığı, biraz önce gördüğümüz o dikenli tellerde ışık hüzmeleri arasında neler yaşadıklarını az da olsa hissedebilmemiz içindir. Bu zeminler, dikkat edecek olursanız, yakından bakalım, orada katledilen insanların
sembolize edildiği bir şeydir ve ayaklarınızın altında bu metallerin çıkırdamasıyla yürüdüğünüz zaman duyduğunuz utanç ve eziklik işte bir sınır ihlalinin ihlali aracılığıyla bu ötekileştirmeye karşı duyduğunuz utancın ifadesi haline gelmeye başlıyor. Ama yine eski ile yeni arasındaki değerler meselesi hala devam ediyor. Bu da Washington'daki bir şey, Yahudi Müzesi. Yine işte geniş mekanlar, geniş mekanlardan sonra girip böyle bir tünelden geçiyorsunuz. Burada gördüğünüz şeyler, o öldürülen insanların fotoğrafları, bambaşka dramatik bir ışığın altında bunları deneyimliyorsunuz falan. Yani hakikaten içinizi sarsan ve çıktıktan sonra kendinize lanet ettiğiniz şeyler. Yine Berlin'de Eisenman'ın Yahudi anıtı. Yani o katliamların, mezarların ifadesi ve yerin altında da bir müzesi vardır ki yukarıdaki mezarların aşağı yansıması şeklinde bir mekansal deneyim insanlara yaşatır. Bu Danimarka'daki bir Yahudi müzesi. Bu yine bir başka Yahudi müzesi. Yani buradaki o geometriler ve mekansal oluşumlar, dikkat ederseniz o hücre deneyimleri, çekilen acılar, işkenceler burada tekrardan yaşatılmaya çalışılıyor. Çeşitli katliamlar devam ediyor etrafımızda. Bu da işte Ermenilerle ilgili bir şey. Yerini şu an hatırlamıyorum. Ve onların şu ne yapısı bakayım. Şu yapının yani Ermeni mimarlığının bir adı var şimdi unuttum. Onun deformasyonuyla elde edilmiş bir takım bakın bu da galiba Washington için bir öneri. Çeşitli müdahaleler. Dolayısıyla sizin yaptığınız şey, yapacağınız şey diyelim, bir aşılama işidir, bir implantasyon işidir, bir protez işidir, bir doğurganlık işidir. Bunu unutmayalım ve ciddi bir müdahale yaptığınızı ve bunun sorumluluğunu taşımanız gerektiğini unutmayalım. Ve tarihi bir metni yeniden yazdığınızı hiç unutmayalım diyerek bitirelim. Ne yapalım? Konuşalım.